Artık siz de hazırsanız yavaş yavaş PKK için Pandora'nın kutusunu açıyoruz. Normalde bu videoyu daha çok kişiye ulaşması, ses getirerek PKK yandaşlarını kahretmesi için 10.000 abone bandını geçtikten sonra yapmayı planlıyordum. Fakat yaklaşık 2 hafta önce Sur'da yaşananları anlatacağımızı ifade ettiğimiz 24 saniyelik tanıtım videomuzu yayınladığımızda birçok PKK yandaşı mesaj, yorum ve tweet yoluyla bize karşı saldırıya geçti. Bunlardan birisi ekranda gördüğünüz tweete atan Bakur yani reber kullanıcı isimli bir PKK'lıydı. Ben de attığım tweetle onu kullanıcı adıyla yapacağım video ile ağlatacağımı söylemiştim. Evet, vakti zamanı geldi. Başlıyoruz. PKK ideolojisine göre sözde Büyük Kürdistan emperyalist güçler tarafından dört parçaya bölünerek dört parçadaki toprakları farklı ülkelerin egemenliği altına bırakılmıştır. PKK ideolojisine göre PKK, Türkiye, Irak, İran ve Suriye egemenliği altındaki bu dört parçayı sırasıyla özgürleştirmeyi ve sözde Büyük Kürdistan'ı kurmayı hedefler. Yine bu ideolojiye göre bu parçalar haritada görüldüğü haliyle kuzeyde Türkiye toprakları olan bölge, Kürtçesi Bakur, Güneyde Irak toprakları olan bölge Kürtçesi Başur, doğuda İran toprakları olan bölge Kürtçesi Rojilat, batıda Suriye toprakları olan bölge Kürtçesi Rojava olarak adlandırılır ve sınırlandırılır. PKK ideolojisinin çelişkilerle dolu yanlarından sadece bir tanesi olarak Bakur yani sözde Kuzey Kürdistan sınırları arasına birçok Türk yerleşim yeri dahil edilirken Ermenistan'ın Kürtleri kovduğu, ellerinden aldığı eski ve yeni birçok Kürt yerleşim alanından hiçbirisi sözde Bakur Kürdistan'ına dahil edilememiştir. PKK ideolojisi bu kadar duruşsuz ve nabza göre şerbet veren sapkın bir ideolojidir. Zaten öyle olmasaydı nasıl Orta Doğu'da dünyanın en kapitalist güçlerinin petrol bekçisi olabilirdi? Bu sapkın hareketin kurucusu İmralı'daki bebek katili terör örgütünü kurarken sözde Kürdistan'ı parçalara ayıran tüm emperyalist güçlerden para, eğitim ve silah desteği aldı. Bunların hepsini yakalandığı zamanki sorgusunda birer birer anlattı. İşte tam da bu kuruluş aşamasında ona eğiten yukarıda saydığım sahiplerinden öğrendiği en önemli hususlardan birisi toplumu yönlendirebilmek için kitle iletişim araçlarının kullanılmasıydı kitlelere sesini duyurabileceği, onları etkileyebileceği ve örgütüne sürekli insan kaynağı yaratma şansı bulabileceği kitle iletişim araçları. Öcalan kendisine bunları anlatanları dinledikçe konunun önemini beynine kazımıştı. Zaten megaloman bir kişilik olduğu için medyada kitle iletişim araçlarında isminin geçmesi oldukça hoşuna gidiyor ve daha fazlasını istiyordu. Elbette Öcalan'ın bu isteği ve karakterinin farkında olan, ona köşesini açarak sesini duyurmak isteyen birçok gafil muhbir Türk basınının tam olarak merkezindeydi. Öcalan ile görüşebilmenin ilk işaret fişeğini ekranda gördüğünüz yazı ile Mehmet Ali Birant çaktı. Birant kurt gazeteciydi. Bu yazı ile sinyali verdikten sonra boş durmadı. O dönem Avrupa'da bulunan PKK koordinatörlerinden aslen Tunceli'li olan Avukat Hüseyin Yıldırım'a aracılarla ulaştı ve kendisine şu soruyu sordu. Beni Öcalan'la görüştürebilir misin? Hüseyin Yıldırım telefonla Şam'a ulaştığında Öcalan sanki bu haberi bekliyormuşçasına heyecanla hemen onunla birlikte bekaya gelin dedi. Ve 1988'de Birant Öcalan'la meşhur röportajını yaparak Öcalan'ın sesi oldu. Öcalan isteğini almıştı ve basının getirisinin bir kez daha farkına vardı. 1994'te hazırlıkları ancak tamamlayarak Avrupa'da çekirdek kadrosuyla PKK'nın ilk televizyonu olan MED TV'yi kurdurdu. MED TV kurulur kurulmaz ilk iş olarak 1994'te soluğu Şam'da aldı. Öcalan'la bir an tarzında bir röportaj yaptı. Bu röportajı yapan ekipte yer alan Aynı zamanda Med TV'nin kurucu çekirdek kadrosunda da bulunan Halil Uysal, röportaj sonrasında Öcalan'dan etkilenerek 1995'te Şam'a geldi ve PKK'ya katıldı. Daha doğru bir tabirle PKK'nın kameralı ve mikrofonlu kanadından silahlı kanadına geçiş yaptı. Halil Uysal, PKK içinde de birçok basın faaliyetinde yer aldı. Kuzey Irak'ta onlarca çekim, kayıt ve hatta film yaptı. Mesela Hasan Cemal'in hakkında kitap yazarak, Kürtlerin Sezen Aksu'su ilan ederek propagandasını yaptığı kadın terörist Delilah'ı meşhur eden Halil Uysal'dı. Halil Uysal artık PKK'nın tanınan meşhur yüzlerinden olmuş ve soyadını Dağ olarak değiştirmişti. Halil Dağ, 2007 yılında bir PKK militanının Irak kuzeyinden çıkarak Türkiye işlerine kadar 2 ay sürede nasıl geldiğini anlatacağı bir propaganda filmi yapmak istedi. İnsanları PKK saflarına çekmek istedi. Bu film için Türkiye sınırlarına girdikten sonra kahraman Türk ordusu tarafından önce vurularak yaralandı. Daha sonra da PKK'lılar tarafından Irak topraklarına kaçırmak istenirken ikinci kez vurularak öldürüldü. Dedim ya, PKK'nın sembol isimlerinden olmuştu. PKK 2013'te başlayan çözüm sürecinden yararlanarak Halil Dağın anısına sahip çıkmak istedi. Yarım kalan projesini tamamlamak için kolları sıvayarak terörist Halil Dağın anısına atfettiği Bakur isimli sözde belgesel özde PKK propagandası olan filmi çektirdi. Şimdi geldik önemli kısma. Bakalım PKK'nın bu propaganda filminde yer verdiği ağzı laf yapan kendilerince değerli teröristlerine neler olduğunu küçükten büyüğe doğru inceleyelim. Fotoğrafta ve belgeselde gördüğünüz Özgür Rohat Kot, Ümit Ölçen isimli terörist 16 Ekim 2015'te Tunceli'de etkisiz hale getirildi. Türk basınında iddialı internet haberciliği yapan bir site bu olayı haberleştirmek istemiş fakat yanlış teröristi yuvarlığa alarak haberi sunmuş. Neyse biz doğrulara devam edelim. Fotoğrafta ve belgeselde dağda bulmaca çözdüğü gösterilerek sempati objesi yapılmak istenen Helin Faraşinkot, Gülistan Önen. Bakalım Tunceli'de yol kestikleri sırada kendisine savaş ve kötülük istemiyorum diyen bölge halkından teyzemize hainbaşı Seyit Rıza'yı da kullanarak nasıl terör örgütü propagandası yapıyor? Siz dersin mi misiniz? Yok Dersimli değilim ben. Neredesiniz? Mardin. Mardin. Evet. Dersim. Ama biz başlamış oluyoruz. Biz savaşa başlarsak bu şekilde başlamayacağız. Eskisi gibi savaş artık. Evet. Halk yiyelim, halkla beraber. Hepimiz beraber savaşacağız. Bundan sonra böyle halka gidecek. Mecbur girecek. ateşimiz yani. Değil ki biz zorla kimsenin başına silah dayayarak onları sonra toplayacağız. Ama halkına mecbur zaten. Devrime çok yakınız. Az kalmış. Evet. Her iki taraftan da evet. insanların ölmesini istemiyoruz. Evet. Çünkü hepimiz hepimiz bu coğrafyanın çocuklarıyız. Umarız yakın zamanda tekrar onurlu güzel bir barış sağlanır. Vallahi biz artık o, bu barışı sanki savaş da sağlayın özel var. Başka alternatifimiz yok. Ama topyekun bir savaş olması lazım. Yani öyle bir şeyimiz var. Örgüt olarak bunu düşünüyoruz zaten. Evet. Örgüt bunu artık bundan sonra bu saatten sonra savaştır artık yani. Yani ki halk savaşı diyoruz. Ne yani diyoruz? Bir araya bir ayağa gerilla bir ayağa halktır yani. Artık beraber savaşacağız. Dersin milleti farklı. Dersin sevdiğiniz ama hayalini gerçekleştirecek. Hava. Bir tane özellikle söylüyor Değil mi? Dedenin pirin hayalini gerçekleştireceğiz değil Ama mi? Ama ben kimsenin zanini gitmem. Sen de kimsenin zanini gitme. Ama Anne... benim canımı incitiyorlar. Bak, yani. Annem baban yok mu? Var. Elvedir. Var var. var, Ne bileyim o burada ne arasın? Geliyorsa gelsin bana. <laughs> savaşıyorsa gelsin savaşsın. Ben savaş... Ben... Yani... Ben savaşıyla dürüm. E, kötülük istemiyoruz. Biz de istemiyoruz. ne Devlete, devletin karayolunun üzerinde meydan okuyan, bu sefer farklı savaşacağını söyleyen Helin Faraş'ın 16 Ekim 2015'te TSK tarafından Tunceli'de öldürülerek etkisiz hale getirildi. Fotoğrafta ve belgeselde görülen, terörden arananlar listesinde gri kategoride aranan Ahmet Aderkot, Hatice Ay, Eren Abluka 34 operasyonu kapsamında Diyarbakır ili Dicle ilçesi Görese Dağı'nda yanında bulunan ve turuncu kategoride aranan Dicle Botankot, Hacer Suçin ve Diren Vankot, Aliye Kiye ile birlikte öldürülerek etkisiz hale getirildi. Fotoğrafta ve belgeselde görülen Azat Çüngüş Kot, Gürbüz Topçu isimli terörist 2012 yılında Tunceli ili Ovacık ilçesi Cumhuriyet Savcısı Murat Uzun'u şehit eden teröristtir. 29 Ağustos 2017'de de Kahramanmaraş Nurak'ta yanında bulunan iki teröristin öldürüldüğü operasyonda ağır yaralı olarak ele geçirilmiş ve 5 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştır. Fotoğrafta görülen ve belgeselde PKK'nın kuruluş toplantısının yapıldığı Fisovası'nı anlatan yeşil kategoride aranan Demhat Cilokot, Eyüp Çelik, 7 Nisan 2018 günü Diyarbakır ili Kulp ilçesi kırsalında yanında bulunan Şervan Azatkot, Ömer Kaya ile birlikte öldürülerek etkisiz hale getirildi. Fotoğrafta ve belgeselde görülen ve belgeselde en çok süre alarak propaganda yaptırılan sözde Dersim sağ sorumlusu 25 yıl kaldığı örgütte örgüt adına düzenlenen birçok terör olayının sorumlusu olarak kırmızı kategoride aranan Atakan Mahir Kot İbrahim Çoban 11 Ağustos 2018'de Tunceli ili Pülümür ilçesi kırsalında yanında bulunan 9 teröristle birlikte etkisiz hale getirildi. Yani bu fotoğraftan yaşayan kimse kalmadı. Fotoğrafta ve belgeselde görülen PKK terör örgütünün kurucularından olan ve kırmızı kategoride aranan Fuat Kot Ali Haydar Kaytan, 18 Kasım 2021 tarihinde Irak kuzeyinde MİT-TSK ortak operasyonuyla öldürüldü. Bakur'da kadraja giren teröristlerin %80'i 5-6 yıl gibi bir sürede etkisiz hale getirildi. Hepsini yazıp açıklamaya kalksak video 3-4 saati bulur ve gerek yok. PKK terör örgütü propaganda yapmak isterken kendisini rezil ederek ters propaganda yarattı. Maalesef şimdiye kadar Türkiye'de ne über süper araştırmacı gazeteciler ne de oldukça derin bilgiye sahip güvenlik ve strateji uzmanları bu konuyu işlemedi. Evet, finalde gelelim Bakur kullanıcı isimli Twitter teröristine. Sözün özü Bakur, film bitti, ölüm geldi. Evvelce gidenlerin asil ruhları şad olsun.